Evet. Burası da özlendi. Değil mi? Evet aşkım, özledim. Özlemişiz be. Özledim aşkım. Değil mi? Gerçekten evet. Seninle birlikte zaten her şey özleniyor biliyor musun? Senin böyle bazen gergin olduğun zamanları bile. Ondan sonra bazen beni burada hani böyle... Hayır yapmadım öyle bir şey, unut. Biliyorum. Ne düşündüğümü. Yapmadım öyle. Aşkım o sonra değildi. Neydi? Ben sinirlendim o an, gergindim. Biliyorsun, söyledim sana sebebini. Çok geçerli bir sebebim var. Böyle burada oturuyoruz seninle, ben soru şöyle. Cevap çek. Böyle yapıyorsun. Aşkım... Ama hayır yani o anda... Hani yapmayacak? Hayır aşkım yani... Küstüm git. Aşkım küsme. Bak daha ilk günden küsme ama. Hayır ama orada öyle yapmıyor musun? Öyle bakmıyor muydun? Aşkım doğru söyle. Ama öyle hani sanki... Abartı yapıyorsun. Sanki, abartı mı yaptın? Evet abi. Nasıl yaptın? Sen göster. Hayır. Nasıl baktın? Hadi göster. Aşkım istemiyorum. Gitme. Evet abartı yaptın. Bir de söz vermiştin yapmayacağını. Hayır ama gene hep abartı yapma anlamında söylemiştin sen bana. Tamam işte. Ben bir kere yaptım bitti. Abartmadım yani olayı. Tamam. Tamam. Güzel değil mi? Seni çok özledim. Aşkım ben de seni çok özledim. Ama, bundan sonra beraberiz. Ama kilo vermem benim birazcık üzdü. Çok vermedim ama aynıyım. Aşkım aynıda değilsin ben anlarım. Sarıldığımda böyle bu şimdi, kitlesel bu olarak ya. Birazcık daha küçük geldin elime. Küçük mü geldin? Küçük geldim. Küçücük bir kız olmuşsun yine. Tamam işte küçüleyim istiyordun aşkım. Daha iyi küçüleyim. Olur. Küçüleyim. Küçüleyim istiyordun. Aşkım sen buraya geldin ilk başta 8. bölüm. Evet. Hiç unutmuyorum. Ben o zaman daha zayıf. Daha küçücük bir kız. Baktım bebek geliyor. Hayatımın anlamını bulmuşum meğersem haberim evet. Yokmuş. Dövme hakkında ne düşünüyorsun? Aşkım. Ne oldu? Niye güldün? Gülmeyeyim mi? İyi ki yaptırmamış mıyım? Hayır aşkım yani iyi ki yaptırmışsın. Ben. İyi ki yapmamış çok hoşuma gitti. Ama sanki bir şey söyleyemiyorsun gibi şu anda. Hayır aşkım gerçekten. Bilmiyorum hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım o yüzden. Bu kadar büyük beklemiyordum büyük ihtimalle. Benim bütün kolum kaplı falan ya. Biz yaparız. Sen de ne dedim ben sana? Ben seni her türlü derime kazarım dedim. Evet aşkım demiştim. Canım ihlem diyorduk. Canım ihlem yazdırsan bence beğenmezdin aşkım. Aşkım sen yani evet beğenmezdin. Sanki beğenmezdin gibi. Şakaydı o bir şaka. Canım ihlem yazdırayım. Yok. Kalbimin ortasına. Yok, ben kalbimin orta yerine seni yazdım aşkım. Yok bu çok güzel. Bu çok güzel evet bu arada. Böyle şey nihle falan yazdım ama iyi oldu. Ama bir harf atacağım %100. Nereye? Tam onun arası daha bitmedi ya aşkım. Önce ben yapacağım. Sen. Dövme. Evet. Hem de mavi. Mavi renkten. O harfi. O harfi. Yemin et. Gerçekten. Program bittikten sonra mı? Zaten hostes evet. Olmuyorsun aşkım. Yok, dövme olmuyor. Yaptırabilirsin. Ama çok büyük yaptırma hiçbir zaman dövme tamam mı? Yok evet küçük şu kadar. Nereye? Onu bilmiyorum işte aşkım. Oraya mı? Bence olabilir bak şöyle. Yok ya. Daha mesela yüzük, şöyle aa, falan. Yüzük parmağına o harfi. O da olabilir. Ama yüzük olunca kapanır. Şuraya. O da doğru. Şuraya olabilir. Neyse buluruz sana. Zaten onun acelesi yok da. Ben burada şeyi çok seviyorum. Buraya böyle harf yazılıyor ya. He. O çok hoşuma gidiyor. Bir şey batta var keto yazıyor. Oho. Ben sen de N-İ-H-L-E. Aa oluyor mu? Aa, ama ben beş bu gözükmüyor. Bunun... Buraya ne? Hı hı. İ-H-H-H-H söyleyeyim. Some Trakyalı problems. L-E. Trakya ne alaka? Aşkım yani bizimkiler ne olursa olsun göçmenler de Trakya Trakyalı sayılıyorlar. Bunu bilmiyordum ki. Ha cezayı düşünüyoruz. Aa harbi ne ceza verelim? Aşkım bilmiyorum. Aslında çok güzel bir ceza verdi. Dur yapma. Aşkım yapma. Yapma. Ama özledim. Aslında yapma. Karımı özledim ne yapayım? Dünkü yayınlanan bölümde öyle öpmüşsün zaten. Ölüyorum. Evet ya. Gel böyle bir. Evet. Aşkım sana kilo aldıracağım hemen. Şöyle yoruldum. Yoruldun mu? Evet aşkım. Neden? Kilolu olunca mutlu olmuyorum. Ama kilolu değilsin ki kilo aldığın zamanda da. Şu anda zayıfsın. Şu an iyi. Böyle kalayım tamam mı? Bence kalacak mısın? Hayır. Jelibonları dayayacağım aşkım sana artık. Yapacak bir şey yok.
Sonra ağlarım, görürsün. Ağlama ama. Ağlayacağım. Kilo alınca mı? Evet. Aşkım ağlama, ne olacak ki? Aşkım zor verdim zaten. Zor mu verdin? Nasıl verdin? Ne diyeti uyguladın kendine? Yemedim. Spor yaptım. Ne yaptın spor? Spor işte. Bir ara seninle konuştuk, görüntülü squat yaptık ya. Benim bacağım nasıl ağrıdı? Aşkım evet. Ama ben ne bileyim, çok az yaptık bu arada. Aşkım ama benim sıkıntılı biliyorsun ya. Ama aşkım unuttum. Sen dedin yapalım diye. Olsun. Karımla aktivite. Görüntülü squat. Kızım görüntülü squat. Aşkım ya. Ne oldu? Ya geçen değil, de ağrıyordu ya. Geçen çok kötüydü, şu an iyi aşkım Allah'tan. Allah'tan dedim set başlamadan şey olursa bayağı sıkıntı. Program bitsin hemen hastaneye. Hemen yalla hastaneye. Hadi git. Hadi. Sen benimle yanında refakat çıkalım mısın? Sen bu arada beni kandırdın. O ne demek ya? Ne kadar refakat çıkalayım aşkım? Ha? Kötü bir şey yok. Sen ne kadar refakat çıkalayım? Söyle bir. Ne kadar? Kalacağım yanında. İki gün. Bir gün belki de. Sonra ne kadar hemen iyileşecek? Bir ay falan. Sen bana 6 ay demiştin. 6 ay iyileşme süreci, fizik tedavi süreci aşkım. Hayır, 6 ay bir ayda falan mısın bana dedim. Ben 6 ay yatacağım dedim. 6 ay yatçı tedavi süreci dedim aşkım. Fizik tedavisi var, ondan sonra iyileşmesi var. Ablamla konuştuk ya, o dedi bana bir ay. Ben dedim, ne bir ayı? Altı ya ay Özge de çok bilmesin ya. 6 ay tedavi süreci var bir tane. Bir ay böyle adam akıllı yürüyemiyorsun. Evet, sonra... Sonra fizik tedavisi, ondan sonra işte ne bileyim kremleridir, ilaçlarıdır, falanlarıdır, planlarıdır. Tamam, bakarım aşkım sana. Kandırmış mıyım? Bitti mi ya? Bitti. Daha yeni gelmiştik ya. Deli koş. Ne ara bitti harbiden bu? Bilmiyorum aşkım. Bilmiyorum. Hepsi.